Göz hastalıkları ve cerrahisi uzmanı operatör doktor Orkun Özkan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok genç bir hekim, evet, genç konuğumuz yakışıklı Evet. Buradan Adana'ya selam yolluyoruz hocam, değil mi? Evet. Osmaniye, karaklaş. Hemen kan çeker Adana diye. Değil mi? Var be enerjim, böyle çekiyor bizi. Adana toprağı şalgamı mı suyu mu artık? Cebaba. Cebaba <laughs> hem yakışıklı oluyorlar böyle hem de böyle enerjik oluyorlar. Ha. Süper, evet, hoş geldiniz. Bugün göz ]iniz. cerrahisindeki son yenilikleri konuşacağız. Önce premium akıllı lensle başlayalım mı? Nasıl bir şey? Tabii ki başlayalım. Şimdi sizin de bildiğiniz gibi teknoloji inanılmaz bir hızla ilerliyor. Yılbaşından yaklaşık bir hafta önce 6500 kilogram ağırlığında bir uzay teleskobu dünyadan 1,5 milyon kilometre uzağa gitmek üzere fırlatıldı. Yani bu ne anlama geliyor? Aslında biz şu an çok ince hesapları yapabiliyoruz. Ve bu ince hesaplamaları artık sağlık alanında da yapabiliyoruz. Ve bu ileri teknolojinin bize sağlık alanında getirmiş olduğu göz alanında getirmiş olduğu şeylerden biri, premium akıllı lensler. Bu premium akıllı lensler ne işe yarıyor? Bize e, her mesafe, uzak, yakın, orta mesafeyi, e, hiçbir gözü kullanmadan göstermeyi sağlıyor. Eskiden nasıl yapardık? Eskiden biz göz içi lensleri katarak ameliyatından sonra e, göze koyardık ve bu sadece tek bir odağı gösterir Hı. Sadece uzağa odaklanırdı. Ve... Biz hani yakına baktığımızda veya işte karşıdan gelen baktığım birisine baktığımızda uzağa bakıyoruz bilgisayara baktığımızda ara mesafeye bakıyoruz ve bunlar için ayrı ayrı bir takım farklı gözlükler kullanmamız gerekiyordu ve bu tabii ki hem konforsuz oluyor hem de hasta için çok uğraş gerektiren bir yorucu proses hali, yorucu bir proses haline geliyor. Şimdi bakır lenslerle evet. biz bütün mesafeleri düzeltebilen hem uzak hem yakın. Hem ara mesafeyi düzeltebilen aynı zamanda e, aslimat probleminin de üstesinden gelebildiğimiz e, bir tedavi uyguluyoruz. Ve hasta kesinlikle hiçbir e, gözlük ihtiyacı olmadan bu akıllı lenslerle bütün mesafeleri etkili bir şekilde görebiliyor. Son zamanlarda ara mesafe konusu çok gündemde. Bu ara mesafe nedir? Bu ara mesafenin tedavili çözümü nasıl oluyor? Yani yakını ve uzağı çözüyoruz da ara mesafeyle ilgili bir genel detaylı bilgi alırsak. Tabii şimdi e, ara mesafe bizim aslında hayatımızda çok önemli e, bir yeri temsil evet. ediyor. Çünkü biz bu mesafeyi çok kullanıyoruz. Özellikle şimdi şu ara, ara mesafe mi? Buradaki kartlar şimdi, var. E, biz yakın, yakın kitap mi? okuduğumuzda o, yakın veya iyi. telefona Biraz baktığımızda bu yaklaşık 40 santim. Bu yakın mesafe. E, bu bizim için yakın mesafe. Ancak e, bilgisayara baktığımızda, baktığımızda yaklaşık böyle bir 60-70 santim. O da aslında yakın ama bir bir adım e, daha uzak. Yakının birazcık daha uzağı Hı. olduğu için oraya da ihtiyacımız oluyor. Yani biz Atıyorum, Mesela sizde ara... benim aram uzak mesafe. Evet, şu gibi. an uzak, hmm. şu an uzak mesafe. Bir metreden sonra 40 santime kadar ara mesafe olarak değerlendirebiliriz. Hmm. Yani siz yani bu menzili baz aldığınızda ara mesafeyi aslında ne kadar çok kullanıyoruz. Çok. Onu düşünebilirsiniz. Atıyorum evde yemek hazırlarken evde çok fazla ara mesafeyle vakit geçiriyoruz. Ara, aracımıza bindiğinde konsolumuza bakarken, yakıt göstergesine bakarken sürekli ara mesafeyi kullanıyoruz. Ee, eskiden akıllı lensler ilk çıktığında bir fokal yani hem uzağı hem yakını düzelten şeklinde çıkmıştı. Ancak e, tabii günümüzün de şartların artık gerektirdiği itibariyle ara mesafeye olan ihtiyaç çok fazla arttı. Bu evde kalmalar, pandemi vesaireden dolayı ve e, artık göz lens firmaları da bu ihtiyacı karşılayabilecek e, yeni nesil 3 e, odaklı e, lensler yaptılar Şişler ve oradan çıkıyor yani. Ya e, evet. e, ihtiyaca göre tabii Hocam mesela yakın dediniz, uzak hmm. dediniz, ara mesafe son dediniz. Mesela evet. eskiden nasıl oluyordu? Ara mesafeyi göremeyince nasıl hayat devam ediyordu şartları? Eskiden e, hastalar e, görmek görmek istediği materyali yakına taşımak zorunda kalıyordu. E, Montfor, tabii ki bilgisayar kullanıyorsa birazcık eğilmek durumunda kalıyordu. E, bu da tabii beraberinde boyun fıtığı, bel fıtığı gibi e, ek bazı problemleri evet. getiriyor. O yüzden ara mesafe eklendikten sonra bu tarz şeylerin de üstesinden gelinmiş oldu. Artık sürekli yani, teknolojiyle yani birlikte bir, farklı farklı artık bir çözüm bulunmayan bir şey kalmadı herhalde. Evet. Ara, yakın, uzak hepsi. Evet. Trifokal evet, var, trifokal, multifokal çeşitlere böyle adlandırılabiliyor değil mi bunlar? Tabii ki bunlar. sorununa göre. Şimdi e, burada tabii ki kişinin, hastanın neye ihtiyacı olduğu çok önemli. Evet. Biz zaten e, premium akıllı lensleri tercih ederken e, özel bir sorgulama yapıyoruz. Hastayı detaylı bir e, muayeneden geçiriyoruz evet. ve tam olarak neye ihtiyacı var? Evet. Örneğin uzun mesafe yol şoförü mü veya e, yakın mesafe çizim yapan bir mimar mı? Bunların hepsi çok önemli. Hangi mesafeye daha çok ihtiyaç duyuyor? Vaktini hangi mesafeye daha çok veya hangi mesafenin ek faydalarına daha fazla ihtiyacı var? onu belirlememiz çok önemli ve biz bu akıllı lensleri tamamen kişiye özel bir tedavi algoritması içerisinde belirleyip ondan sonra uyguluyoruz. Peki akıllı bir lensi genç birine taktık. Sonra katarak problemi çıktı ileride 10 yıl sonra. Bu katarakı tedavi edebiliyor lensi Lensimi çıkaracağız. Aslında şöyle ediyoruz, bir şöyle bir soru bu. Cevabı içinde saklı bir soru. Çünkü biz akıllı lensleri çıkartırken katarak oluşturacak yüzeyi zaten ortadan kaldırıyoruz. Hmm. Bundan sonra hastamızın zaten katarakla da ilgili Son hayatının mi? sonuna kadar bir problemi olmayacak ya. anlamına geliyor bu hmm. da. Bu önemli bir cevap güzel. Yani e, e, halk arasında böyle e, dolaşan ha. şeyler var. Sürekli tamam. duyuyoruz hocam işte bu, bu şu ameliyatı engeller mi? Bunu takdir hmm. bunu engeller mi? Aslında engellediği hiçbir ameliyatçı özelliği de var. Tabii ki zaman. korucu. Tabii ki zaten kataraktan da kurtulmuş oluyoruz. Peki bunu baştan şimdi mesela geldiği zaman genel bir değerlendirme yapıyorsunuz. Önce katarakt geçiyor, sonra premium akıllı lens mi takılır. Şimdi e, Şöyle eskiden tabii ki düz mercekleri sadece e, katarak hastalarına kullanıyorduk. Hı hı. E, çünkü elimizde akıllı lensler yoktu. Ancak şu an hem katarakta olan hastalara, katarak ameliyatından sonra e, bu premium akıllı lensleri takabiliyoruz. Hem de hiçbir kataraktı olmasa dahi sadece e, gözlüklerden kurtulmak isteyen hastalara da bunları artık yerleştirebiliyoruz. Atıyorum hastanın yakın problemi var, sadece yakını göremiyor. E, aynı zamanda hani bilgisayarı da kullanmıyor Zaten bu ihtiyaçlar daha çok yakın ve ara mesafeyle, ile kataraktı olmayan da yakın ve ara mesafe ihtiyacın artmasıyla şekilleniyor. Bunları görmek istediği zaman biz hastaya e, iç kataraktı olsun olmasın <laughs> akıl lensi şey yapabiliyoruz, koyabiliyoruz. Düğün nasıl oluyor taktik akıl lensi? Hemen Normal hayatına dönebiliyor mu kişi? E, bu süreç mesela geldi danışan. Ameliyat kısa bir süre yapılan bir işlem biliyoruz. Adaptasyon süreci zor mu kolay mı? Evet ameliyatımız zaten de çok kısa bir ameliyat. E, Herhangi bir kesi falan yapmıyoruz. Lazerle ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Bizim lazer cihazımız şu an son teknoloji zaten. 15 dakika, 10 dakika, 15 dakikalık bir duruma göre ameliyatla iş yapabiliyoruz. Tabii ki bu hastanın buna uyum sağlaması birazcık numaraya göre değişiyor. Bulanık mı oluyor ilk başlarda? Hemen neyiz bir Şimdi, görüntü oluyor mu? Size şuradan örnek vereyim. Birkaç gün önce İsviçre'den iki tane hastam geldi. Beyefendi, lanefendi, karı koca. Hanımefendinin 10 numara miyopisi vardı, 10 numara. On Şimdi numara. E, onu ameliyat ettikten sonra kalktı, gerçekten böyle dünyaya farklı bir gözle bakıyor. Çok önemli. Büyülenmiş gibi bakıyordu yani Eşim gerçekten. Eşini bir daha tanımıştır o. <laughs> Aynen, o daha masadan kalkar kalkmaz aradaki farkı hissedebilir. Çünkü neden? E, numarası çok yüksekti. Ancak beyefendinin 2 numara bir hipermetropisi vardı sadece. Ve e, masadan kalktığında birazcık bulanık diye kalktı. Ancak... E, Böyle bir şeydi. Bir hafta 15 gün gibi bir ki süreç. bu en yüksek numara olmuş. Yani, şey. Aynen. Bir hafta 15 gün gibi bir süreç alabiliyor bazı hastalarda. Ama numaranız ne kadar yüksekse, siz e, farkı zaten hem kendiniz çok bir şekilde hissediyorsunuz, hem de yakınlarınıza da hissettirebiliyorsunuz. Ama diğer mesela düşük numaralılarda öyle bir uyum sağlamak bir şey yok anladığım kadarıyla. Yok, yok hocam? öyle bir şey yok. Hani biraz zaman ilk başlarda bulanık görürsün, işte biraz bekle falan gibi dediğiniz hiçbir şey yok. Hemen standarta değişiyor hastanın. Tabii ki tabii ki hemen. Peki astigmatı varsa yani. özel akıllı lens uygulaması yapılabilir mi? Şimdi biz astigmatı e, düzelten lenslere torik lens ismi veriyoruz. Bunu hatta kontak lens kullananlar bilirler. Torik komponent olan kontak lensler de vardır. E, şimdi artık akıllı lensler, tabii ki astigmat çok yaygın bir kırma kusuru <laughs> ve e, astigmatı düzeltmek çok önemli. Çünkü e, astigmat o astigmatınız varsa şayet çok... Genel bir bulanıklık yapıyor. Yani kontrasta bir düşme yapıyor. O, o HD görüntüyü bir şekilde elde o edemiyorsunuz. O yüzden astigmatı düzeltmek çok önemli. Miyopla ee, beraber aynı anda düzeltilebiliyor. Tabii ki. Yani hem hipermetrop hem miyop, miyop. E, hem de astigmat aynı anda e, tek bir akıl lensle düzeltilebiliyor. Biz bunu e, nasıl yapıyoruz? Göz önce detaylı bir muayeneden geçiriyoruz. Sonra e, bizim çıkardığımız haritalar var ayrıntılı göz içerisinde yükseklik haritaları var. Evet. Bu yükseklik haritaları içerisinde kişiye özel astigmatik lensler belirleniyor ve bunlar kişiye özel üretiliyor. Ya bu şey gibi kıyafet mesela hazır giyim değil de sizinki hot couture yani evet, o gözün eksikliği neyse o o kişiye göre tasarlanıyor. Eksikleri giderecek şekilde ve bütün hayat konforu değişiyor. Evet, kesinlikle. Bizim tedavi algoritmalarımızın hepsi zaten kişiye özel olarak uygulanıyor. Dedin ya sen hani on numara piyop bir de orada astimat varsa bir anda eşini nasıl tanır? Bu riskli de olabilir, do, iyi evet, de olabilir. Ben de onu iyi, düş iyi düşündüm. Yani lazım. burada <laughs> işlemden sonra. Başka bir, konu bir de bizim her zaman sormakta zevk aldığımız bir bir soru no taş dokunmadan evet en sevdiği ee, hocamın evet. en sevdiği konu no taş no yoksa no adı no üstünde no dokunmadan bir tedavi dokunmadan hocam? bir tedavi mi diye bu tedavi <laughs> de hani hani hastaya dokunuyoruz tabii burada bu nasıl bir olay yani bu da son zamanlarda çok duyduğumuz çok yapılan bir uygulama evet no şimdi lazım. ben size öncelikle e, şeyden bahsedeyim göz çizme ismi nereden geliyor <laughs> evet niye öyle çizindiniz? herkes şu an göz yani gözümü çizdireceğim. gözümü çizebilir evet. misiniz Çizdirmeye evet. geldim şeklinde evet anlatılıyor. Eskiden, e, korneamızın yani bizim önümüzdeki saydam tabakanın üstü elmas bir bıçakla böyle çizilirdi. radyal bir şekilde çizilirdi. çizilirdi. Tabii ki bu e, bir takım kırma kusurlarını tabii ki düzelten bir işlem. O ama yüzden ama bu, kanamalar falan oluyordu. Şu anki yaptığımız lazer işlemlerin atası olduğu için bu çizme olarak bu şekilde kalmış. Ama artık biz lazer tedavilerinden sonra gözü kesinlikle çizmiyoruz. Şu an elimizde olan yaklaşık 10'a yakın lazer tedavisi var. Hı, hı. Ve bu lazer tedavileri neye göre belirleniyor? Tabii ki yine kişinin neye ihtiyacı varsa kişiye özel bir tedavi algoritması çıkartılıyor. Ondan sonra kişiye uygulanıyor. Şimdi bunların içerisinde de no taş lazer gerçekten hem en güvenli hem de en gelişmiş olanı. Çünkü siz hani kendinizden de pay biçebilirsiniz. Gözünüze dokunulması fikri gerçekten Mesela. çok güzel bir fikir. Ve kesme, evet, insanlar falan, bu terimler insanlar beni tabii ki Bunlar tahammül edemiyorlar ve göze dokunulmaması fikri gerçekten insanları çok rahatlatıyor ve daha fazla tercih edilebilir bir hale geliyor. Ve aynı zamanda çok da güvenli olduğu için biz zaten eğer uygunsa öncelikle notaş lazer öneriyoruz. Burada herhalde akıllı lazer diye bir kavram var. Biz estetikte de üstleriye zarar vermeden işte melaninleri etkileyen lazer ışınları, nanometre aralıkları var. İşte kılcağızda kılcala spesifik ışınlar. Sanırım sizde de öyle yani üst tabakaya herhangi bir zarar vermeden direkt, spesifik olarak yapması gereken noktada etki gösteren lazer. Bunlar dolayısıyla günümüzde bu akıllı lazer geleneğinde ki göz bu anabilim dalı bu konuda öncülük yapıyor. Çok hızlı akıl almaz gelişmeler var. Konforun artması, ameliyatın kısa sürmesi, sonrasında çabuk hayata entegre olabilmek bunlar büyük avantajlar. Kesinlikle öyle. E, no Taş lazer tabii ki çok güzel e, keskin bir yara hattı sınırı oluşturuyor ve ondan sonra bunun iyileşmesi tabii ki çok çok daha diğer yöntemlere göre kolay oluyor. Aynı zamanda biz lazer tedavileriyle birazcık göz kuruluğunu tetiklemiş oluruz. Ancak no taş lazerle birlikte gözün saydam tabakasında yani korneasında herhangi bir kese uygulamadığımız için göz kuruluğunu en az tetiklemiş oluruz. Ve aynı zamanda bazı lazer tekniklerinde göze vakum uygulanır Hı. ve bir flap kaldırılır. Hı. Ve araya o nasıl şey olacağım vakum şimdi Göze vakum baskı yapıyor. Baskı yapıp ondan sonra araya ya lazer yardımıyla ya da bıçakla giriliyor ve ara kolay mesafe. Kolay anlatıyorsunuz öyle vakumla aldı <gülüyor> arkadan <gülüyor> kesti öyle bıçakla Zaten falan. Zaten bunu hastaya söylediğinizde hasta da aynı bu şekilde tepki yani veriyor. Öyle kolay anlatıyorsunuz da ben pek canlandıramadım onu. Bu tedavi şekilleri birazcık daha hem göz kuruluğunu tetikliyor hem de gözümüzün arkasında yani retina dediğimiz tabakada bir... E, Yırtığa meyilli bir alan varsa bunun daha da büyümesine neden olabiliyor. Ama taş lazerde göze bir vakum olmadığı için evet. e, böyle bir sıkıntıyı da e, gündeme getirmiyor. Hı hı. Peki uygulanamadığı e, durumlar olabiliyor mu? Bazı hastalarda bu tedaviler uygulanamıyor. Şu şu sebeplerden dolayı gibi. Şimdi e, tabii ki bir takım bununla ilgili hastalıklar olabilir. Göz kuruluğunu aşırı hı hı. tetikleyen romatizmal hastalıkları varsa, hastanın şekeri, tansiyonu, ondan sonra beraberindeki ...diğer hastalıkları bunlar çok önemli. Biz zaten önce bunları güzel bir şekilde muayene ediyoruz. Hastanın göze uygun mu değil mi buna bir bakıyoruz. Topografik haritalar çıkarıyoruz ve bu haritalar üzerinde özel hesaplamalar yapıyoruz. Yani eskiden tek tip bir lazer işlemi uygulanırdı. Gözün ortasına şeyi yapalım, lazeri yapalım, düzleştirelim hastanın miyopu gitsin. Ama ancak şu an öyle bir hesaplama noktasındayız ki orada ufacık bir eğililik bile varsa onu da düzeltelim... ...hasta daha da eştiği görsün. Hı hı. E, tam olarak böyle bir tedavi algoritması izliyoruz. Evet, hocam son olarak aslında bir glukoma da deneyelim. Göz tansiyonu. Gerçi biz Adana'da küçükken şalgam, havuç suyu çok içerdik. Biraz faydalı bunlar. Temelde dikkat etmek gerekiyor ama glukom teşhisi nasıl konur? Bu ciddi bir rahatsızlık mıdır? Hemen müdahale etmek gerekiyor mu? Buna da bir girersek. Glukomu ben size şu şekilde anlatmak istiyorum. Göz tabii ki kapalı bir yapı. Evet. Ve bunun içerisinde e, sıvı var. Bir sıvı dengesi söz konusu. Evet. Şimdi bu sıvı dengesinde eğer bir sıvı artışı olursa veya bu sıvının dışarı akışında bir aksama olursa bu sıvı içeride birikir, birikir evet. ve gözün içerisinde basınç yüksek olsun. bir basınç oluşturur. Ee, bu yüksek basıncın anlık oluşmasının çok bir önemi yok ama bu hmm. kronik bir süreç halini alırsa o zaman biz bunu glokom olarak adlandırıyoruz. Evet. Çünkü neden? Ee, glokom gözün hemen arkasında bulunan ve beyine ileten siniri en önce etkiliyor. Ve bu sinir iletimi yavaşladığı zaman bizim görme alanımızda bir takım defekler olmaya başlıyor. Bu glokom bize hani nasıl belirti verir? Genellikle hasta der ki başım ağrıyor, böyle zonklayıcı tarzda bir göz baş ağrısı olabiliyor veya göz kızarıklığı olabiliyor. Hı -hı. Bu şekilde gelen hastalar dikkat edip glokom açısından mutlaka araştırmak lazım. Çünkü glokom tanısı ve tedavisi geciktiğinde aslında geri dönüşü olmayan bir hastalık. Hmm, o zaman zamanında müdahale evet, Çok teşekkürler. Tamam. <laughs> teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben evet. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sağ evet biz de sohbetimize sigorta uzmanı Selcan Gür ile devam ediyoruz. Haydi.